Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda, aile bazlı vatandaşlık maaşı, uygulamasını başlatacaklarını vurgulayan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine de destek sağlayacaklarını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi projesini uygulayacağız. Geçici koruyucu aile programını hayata geçireceğiz, dedi. Göktaş, 75. yıl huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, aile bazlı vatandaşlık maaşı, uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Bakan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız, dedi. Aile Bankası çalışılıyor Göktaş özetle şunları söyledi, aile ve gençlik bankası konusunda ise biliyorsunuz bunun pek çok paydaşları var. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi sonuçlandırarak hayata geçirmeyi ve gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Kadına şiddetle mücadelede, sıfır tolerans, ilkesiyle çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz, 6284 sayılı kanunun değişmesi ve kaldırılması tabii ki söz konusu değil. Bu kanun olduğu gibi kalmalı. Kadınlara iş kurma kolaylığı hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti, aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile koruma kalkanı programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kız çocuklarının okullaşma oranı %100 olacak kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını %100 seviyesine ulaştıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını %100 seviyesine ulaştıracağız.